Her programımıza konu olan gerek sizinle gerek muhalefet partilerine mensup siyasetçilerle biz gazetecilerle olsun her programımıza konu olan mevzu Millet Bahçesi. Evet. Büyük bir bölümü halkımızın evet orada artık stat olmaz yani oraya bir şey yapılsın güzel bir şey yapılsın diyenlerin sayısı hayli fazla. Bu konuyla ilgili ama son gelişme artık Millet Bahçesi ile ilgili tüm gelişmeleri Bergamalılar öğrendi. Evet. Son gelişme belki onu da takip etmişlerdir ama bu konuda sizin yorumunuzu burada tekrar duymak için soruyorum. Büyükşehir Belediyesi dava açtı. Sayın Soyer Başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi dava gerekçesi de çok ilginç. Niye dava açtınız deyince sadece yeşil alan olsa açmazdık. Yani bu şunu ben yorumlarımızda da dile getirdim. O zaman esnafın orada yer bulmasına mı karşısınız? Yani esnaf mağdur olmasın diye eylemler, protestolar yapılıyor partisi tarafından. Ama esnaf orada yer bulacağı zaman esnaflı bir proje gerçekleştirilecek ise yani sadece yeşil alan olsun, esnaf olmasın dendiği zaman orada bir tezat teşkil etmiyor mu? Bu konuyla ilgili siz de bir basın bülteni yayınladınız. Buna engel olunmasın. Evet. Bergama'nın hayrına olan bir iş bu iş diye. Bu son aşama nedir efendim? Millet Bahçesi noktasında gelinen Tabii Millet aşama. Bahçesi konusunda biz daha seçim öncesinde bunu vaat etmiştik Vaat ve şu anda etmiştiniz. gerçekleştiriyoruz. Yani bu hatta ilk zamanlar hatırlayın buraya yapılamaz, edilemez diye efsaneler vardı. Burası değişmez, işte Şartlı bağış. şu falan. Biz onları bazı zorluklarla açtık. Evet. Hepsini açtık. Ve bugüne geldiğimizde geçen yıl yine projelendirme safhasındaydı ve o da bitti. İhale aşamasına geldi, o da bitti. İnşallah 11 Ağustos'ta ihalesi yapıldı. Bugün 14 Eylül. Normalde 30-35 günlük bir süre bekleme süresi oluyor ihalelerin. O da bugün yarın dolmak üzere inşallah. Yakında imzalar atılacak. Ona itiraz yok mu? İhale devam ediyor. İhale Evet. süreci durmuyor. Evet. Onda herhangi bir şey yok. Ama tabii ki bu planlamaya karşı çıkıldı. Bu Yani itiraz bir şeyi durdurdu mu bu arada? Ben bu onu itiraz tam henüz daha ilgili makamlarda belki değerlendirilme imkanı aşamasında. olmadı. Daha değerlendirilme aşamasında. Ama ben şu çağrıyı yaptım. Yine sizin vasıtanızla bu çağrıyı yapalım buradan. Bu itirazdan, bu davadan vazgeçilsin. Bu Bergama'nın menfaatine olacak bir proje. Bu bir aynı zamanda trafik düzenlemesi, bir otopark düzenlemesi, bir yeşil alan düzenlemesi ve esnaf dükkanlarının düzenleme projesi. Şu anda orada bir dağınıklık ve rantabl bir kullanım yok. Stadyum orada. Eski kapalı spor salonu Bir var. köhne bir görünüm Kötü yani. bir yani Köhne bir görünüm de var. şehrin ortasında kapatılmış bir mekandan bahsediyoruz. Yani etrafı kapatılmış ve dükkanlar da kötü. Gerçekten şu anda o dükkanların hiçbirine kimse iyi diyemez. Çıkıp da kullanım şartlarını ve şeklini iyi diyemez. Biz orada bir planlama yaptık. Ve ticari alanları belli bölgeye toplayalım. Orada bir esnaf çarşısı yapalım. Daha önce bahsettiğimiz gibi Fuat Evet. Olgan Parkı'nın olduğu bölgede bir esnaf çarşısı oluşturalım dedik. Yine hiçbir millet bahçesinde olmayan bir şeyi getirdik. 1600 metrekarede bahçenin içerisinde ticari alan oluşturduk. Bu hiçbir millet bahçesinde Bahçesinde yok. yok. Evet. Bergama'da tek. Bergama'da özellikle bir gidip geldik. Yani hep biz Evet. alan oluşturalım diye bu bölgede. Hem bunlar Bergama Belediyesi'ne ileride gelir. Yani bu gelirler İleride Bergama Belediyesi'nin daha rahat çalışmasını sağlayacak bu gelirlerle birlikte. Evet. Hem de oradaki esnafımızın daha rahat şartlarda çalışabilmesini sağlayacak. Şimdi biz eğer bunları yapmayıp da biz esnaf çarşısını yapmayalım, ticari alan oluşturmayalım. Herkes mevcut dükkanlara yüklendiği anda, bir anda düşünün, kira fiyatları ne hale gelir? Ve şu anda da zaten oradaki insanlar söylüyor, kira fiyatları yükseldi diyor. Neden? Çünkü alan kısıtlı. Biz orada bir arzı gerçekleştiriyoruz. Bir alanı planlayarak bir bölgeye yine esnaf dükkanları oluşturacağız. Ve o Evet. esnafımızın oraya geçmesini sağlayacağız. Artı orada daha rahat alışveriş yapılması için yeraltı otoparkı, yeşil alan ve bir cazibe merkezi haline geliyor orası. Artık orası Bergama'nın, biz diyorduk, Bergama'nın kalbi. Ve o kalp atmıyor ve bizim sayemizde inşallah bizim projelerimizi atacak dedik. Ve Bergama Belediyesi'nin cebinden bir kuruş çıkmadan biz bu projeyi gerçekleştiriyoruz. En önemlisi de. Büyükşehir'in sadece yeşil alan olsa itiraz etmek sözü ne anlama geliyor? Orada tezatlar var Murat Bey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri geliyor esnafa geçiyor diyor ki işte siz mağdur ediliyorsunuz, burası yıkılacak, mahvolacak, edilecek. Arkadan da Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki burası sadece yeşil alan olsaydı itiraz etmezdik. Hangisinin dedikleri doğru? Yani bir aralarında bir anlaşmaları lazım ilk önce. Biri diyor ki dükkanlar falan kalsın,
bozulmasın, şey olmasın. Yani esnafa yer bulunsun. Yer bulunsun. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı tersini söylüyor. Büyükşehir Belediyesi de diyor ki burası sadece yeşil alan olsaydı itiraz etmezdik. Biz bir planlama yapıyoruz. Bir alanı bir köşeye taşıyoruz. Orada esnaf çarşısını daha modern, daha insancıl, daha yaşanır bir yer haline getiriyoruz. Geri kalan alanı da hatta orası spor alanı biliyorsunuz. Evet. Yeşil alan değil. Biz onun 2000 metrekarelik esnaf çarşısı yaptığımız bölgenin neredeyse 20 katı bu alanda yeşil alan oluşturuyoruz. Ya bunun neresine itiraz eder? Benim yine çağrımı buradan yeniliyorum. Bu itirazdan, bu mahkemeden, bu davadan vazgeçeceğiz. Kendisiyle görüştünüz mü? Büyükşehir'le. Ben bunu daha bu olaylar gelmeden çok çok daha önce konuştuk. Ben kendisine sundum. Bu konuda itirazları olmamasına, bunun Bergama'nın menfaatine olacağına belgeleriyle Sayın Başkan'a sundum. Yani eline belgeyi de burada bir toplantıda takdim ettim kendisine. Dedim bu konuda Bergama'nın önünü açalım. Biz böyle bir düzenleme yaptık. Ama siz tarafından da lütfen buna itiraz edilmesin. Herhangi bir şey gelmesin. Bakacağım dedi. Aldı. Ama maalesef bugün de geldiğimizde itirazlar, mahkemeler bunlar neyi durdurur? Neyi engeller? Kimi mağdur eder? Önümüzdeki günlerde eğer olumsuz bir şey çıkarsa tabii ki burada en büyük mağduriyeti oradaki esnaf. Esnafımız yaşayacak. Neden biz orada esnaf çarşısını oluşturmada bir sıkıntı yaşayacağız? Bunu biz eğer oluşturamazsak... Bunu da net söylemek lazım. Evet. Siz siyaseten biraz temkinli konuşuyorsunuz anlıyorum ama bunu da net söylemek lazım. Buna da sebep İzmir Büyükşehir Belediyesi olur o zaman. Yani buna sebep olmamaları için olmamaları ben uyardım. Gerekiyor. Yani sebep olmamaları için uyardım. Park projesi devam eder. Stadyumda ve Çamlıpark'ta ki proje alanı orası. Ama bizim Fuat Olgan Parkı'na hemen yanı başında yapacağımız alan eğer durdurulursa ki esnaf benden hemen istiyor dükkanı. Hemen yap başkanım biz oraya geçelim. Yani bir alternatif olsun. Çünkü o civarda bir alternatif yok. Çevrede alternatif bulamıyoruz diyor. Biz alternatif oluşturacağız ki esnaf yanı başında daha temiz, daha düzgün, depreme dayanıklı, altyapısıyla, üst yapısıyla tertemiz bir yere geçebilsin. Muhalefet de tam hemfikir değil aslında bu konuda. CHP şimdi acelesi yok, bir sene sonra filan da olabilir derken bizzat ilçe başkanından duydum. İYİ Parti'de düzenlenen bir basın açıklamasında. İYİ Partili meclis üyesi ise fena değil dedi. Yani muhalefet de o konuda tam hemfikir değil aslında. Evet. Yani fena değil diyen de var. Ya aslında aklı selim kimsenin bu proje hayır dediği yok. Oradaki esnafla da konuşuyorum ben. Gidiyorum. Yani gerçekten de hani esnaf işini yapacak, yürütecek, evine ekmek götürecek. Gerçekten bu projenin gerekli olduğunu söylüyor. Siyasi kaygıyla mı biraz karşı çıkılıyor buna? Yani Hakan Bey bunu yaparsa eyvah yandık. Bu öyle olmamalı. Yani siyasi kaygılarla Bergama'nın menfaatine olan bir iş bence heba edilmemeli.